Nerede, nasıl liste çıkarmak lazım, kimin şemsiyesi altında adayların sıralanması lazım gibi bir takım tartışmalar var. Ee, bununla ilgili önerilerde bulunanlar var, modellemeler yapanlar var. Sizce muhalefetin seçimi kazanması için doğru yöntem nedir bu bağlamda? Estağfurullah, öyle iddialı değilim ama bir düşüncem var ve öteden beri bunu e, mümkün olduğu kadar ekranlarda veya bir çe çeşitli platformlarda paylaşıyorum. Ben altılı ittifakın içinde yer alan cemaziye levveleri milli görüşle örtüşmüş bir şekilde o damardan gelen e, Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun partilerinin e, ve Saadet Partisi'nin birlikte bir ittifak yapabilmelerinin daha toplumsal bir karşılık oluşturacağına inanıyorum. Bunu ben Halk TV dahil olmak üzere yaklaşık bir yıldır bunu söylüyorum. Tam bir yıldır. E, çeşitli kanallarda dediğim gibi ifade ediyorum. Niye? Çünkü ben e, AK Parti'nin içerisinde yer almış zaman içerisinde e, AK Parti ile daha ziyade AK Parti'nin ortaya koyduğu politik üsluptan dolayı yolculuğunu yapamaz hale gelmiş. Merkez geçmişte merkez sağ siyasi, siyasi partilere oy veren kitlelerin koptuğunu, bunların İyi Parti ve CHP gibi merkez partili merkeze yakın gibi gözüken partilere e, yüzlerini döndüklerini görüyorum. Şimdi e, %30'ların altına düşmeye başlayan AK Parti'nin ki bazen zaman zaman bunu ekonomik ve sosyal sıkıntılardan dolayı daha da arttığını düşünmekle beraber anketlere saygı göstererek, anketlere de ben gazeteciyim, e, inanan bir insan olarak ama kimin ne yaptığını bilen öyle hepsine değil. Dolayısıyla burada e, onlara e, inanan bir insan olarak bakıyorum, e, artık eee ...bu e, milli görüş damarından gelmiş... ...kendisini bir çekirdek gibi muhafaza edip... ...bunun etrafında, bu çekirdeğin etrafında... ...böyle bütünleşmiş... E, ...bu dışarıdaki kitlenin... E, ...yani buraya yakın... milli görüşe yakın ama... Yaşanan sıkıntılardan dolayı onlar da uzaklaşacaklar. Onlar eğer böyle iddia ettikleri gibi işte CHP'ye gidemiyorlar, İyi Parti'ye bilmem ne çekinceleri var, şu var. O zaman bu üç parti bir araya gelebilirler. Sayın Davudoğlu ve Sayın Babacan AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının uzun bir sürecinde sorumluluğa ortak olmuş kişiler. Şimdi bunu söylediğimiz zaman üzülmesinler. Bu bir vaka, bu bir gerçek. Yani hiçbir siyasetçi geçmişini inkar edip etmemeli, etmezdi. Ama biz ülkemiz var milletimiz var milletimizin Kamplara ayrılışması söz konusu ve bunu tekrar ortadan kaldırarak milleti cumhuriyetin değerleriyle bütünleştirerek işte aynı hedefe doğru yönlendirme iki ülkenin sorunları var ülkenin bütün kaynakları yok edilmeye başlanmış ülke adeta emperyalizmin kucağına itilmiş ve e, gerçekten çok sıkıntılı bir Türkiye manzarasında herkes bir fedakarlık yapıyor ve ben bu arkadaşlarımızın da bir fedakarlık yapmaya çabaladıklarını görüyorum yani e, sonradan e, siyah e, AK Parti'den ayrılıp partileşen Sayın Ali Babacan'ın, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da bu mücadeleyi verdiklerine inanıyorum. İyi niyetle bakıyorum ama ben özellikle Sayın Davutoğlu e, Ali Babacan'ın son zamanlarda ortaya koyduğu siyasi üslup benim çok dikkatimi çekiyor. Böyle çok ikircikli bakıyor. Yani biz Ali Baba şeyin Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın bir tweetinden yola çıkarak onun e, aa ne demek istediğini tartışıyoruz da Sayın Babacan'ın yani biz daha ittifakın içinde değiliz gibi ondan daha ağır olan ifadelerini e, ister istemez göz ardı etmeye e, saklarsa kendimizi kandırırız. Onun için burada bir samimiyet testi var. Türkiye'nin meseleleri var ve Türkiye'nin meselesinde bu altı partiye ee, eşit mesafede yaklaşarak kendilerini de eşit konuma koyarak aslında kitleyle örtüşmüş bir ana muhalefet, ana muhalefet var. %25 ortalama bir oyun üzerine oturmuş. E, ee, İyi Parti var %10'un üzerine oturmuş ama şimdi kamuoyu yoklamalarında daha fazla. Bak en düşüğünü söylüyorum. Şimdi sen e, bütün bu gerçekleri e, bileceksin bileceksin bu iki genel başkan başta olmak üzere Gültekin Uysal gibi, Temel Karamolluoğlu gibi e, çok teğenliyle her şeye yaklaşarak çok siyasi nezakete ve siyasi e, bizim e, geleneksel e, üslubumuza yakışır bir davranış biçiminde olan siyasetçilerin ötesinde çok farklı fikirleri ortaya koymaya çalışacak. Nedir bu? Mesela işte geçmişe yönelik e, bir devir sabık yarat. Ya bunu zaten bu partiler söyle ama Türkiye'nin çalınan bir kamu kaynakları var, yok edilen kamu kaynakları var. İnsanların e, e, de gerçekten ne oluyor bizim en büyük zenginliğimiz bunlardır deyip de e, büyük bir acı çektikleri Türkiye'nin e, inkişaf etmesini ve bugünlere gelmesini sağlayan müesseleri var. Nasıl böyle heba edilmiş, nasıl elden çıkartılmış? Bunlara seyirci mi kalınacak? E o zaman sen e, toplumdan kopmuşun demektir. El asılı kelam ben bu altılı ittifakın e, özellikle Sayın Babacan tarafında biraz daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ben... Her siyasi partinin ayrı görüşleri var tabii ki. Bunların birbirlerinle her alanda örtüşmesinin mümkün olmadığını bilen bir insanın ve olmayacaktır da. Ta hepsinin bir siyasi tercihleri var, siyasi e, iddiaları var. Ama bunları e, nasıl ki parlamenter sistem konusunda uzlaşabildiylerse diğer konularda da uzlaşabileceklerini düşünüyorum. Ve bunu bir sistem haline getirmeliler. Mesela, ee, ben Sayın Kar ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve Sayın Akşener'de, Sayın Temel Karamollaoğlu'nda, Sayın Demokrat Demokrat Partili Gültekin Uysal'da bunu görüyorum. <laughs> Gültekin Uysal meramını anlatabilmek için neler çekti. Şimdi Babacan'da da, pardon Davutoğlu'nda da bu nezaketi görüyorum. Ama Babacan'ı nezaketsizlikle suçlamıyorum. Belki ağır olabilir. İzleyenlerimiz de orayı ayırt etsin lütfen. Ben Sayın Babacan'ı böyle biraz daha ee, nalıncı keseri gibi kendisine yötmeye çalış, yontmaya çalıştığını düşünüyorum ve öyle görüyorum. Dolayısıyla fikir ayrılıklarını koruyarak stratejik bir e, e, yolculuk yapabilirler. Fikir ayrılıklarını koruyarak. Nedir bu? Sayın e, Çıray e, buna bir adım attırdı. E, şimdi bir sandık güvenliği, seçim güvenliği konusunda yoğunlaşacaklar. Ben bunun e, Türkiye'deki toplum kesimlerinin, sosyal dilimlerinin taleplerini de dikkate alarak... E ee, daha spesifik hale getirebileceklerini de düşünüyorum. Bu, bu mümkün olacaktır. Bunu yaparken e, seçime nasıl giderler? E, i̇şte bam şeyi öznesi öznesi burası. Bam dediğimiz yer burası. Şimdi ne yapacaklar? Ben dilerim Allah'tan bu üç parti bir ittifak oluştururlar. Bu ittifak tabii ki Millet İttifakının içinde bir partisi, ittifak. Gelecek De partisi, Deva ve partisi, Deva Partisi, Deva Partisi Ama bir bu, ittifak oluşturur. Bu üç partinin kuracağı ittifak Millet İttifakının içinde, içinde mi olacak? İçinde olmalı. Yani barajı aşmama e, sıkıntısı söz konusu olabilir mi? Ben bunu çok uzak ihtimal olmakla beraber göz ardı etmiyorum. Onun için ittifakın içinde olarak yer alırlarsa barajı aşma sıkıntısı yaşanmaz. Hı hı. E, dolayısıyla heba olmaz. Ama bu bile riskli. E, bu bile riski. Fakat e, şunu düşünmeliler. Eğer Millet İttifakı İttifakı e, bu seçimin neticesini zaferle taşlandırırsa ki Ayten Çıray da bu seçim belli artık bitti falan diyor. Evet, biz de böyle görüyoruz. Ya yani Türkiye'nin şartlarıyla beraber Türkiye'de Millet İttifakının ortaya koyduğu üstup sokaktaki insandan ciddi bir karşılık gördüğü için bu seçimi böyle bencillik yapıyoruz belki ama kazanılmış gibi görüyoruz. Fakat fakat biz ihtimalleri dikkate aldığımız zaman e, bu ittifakın ciddi bir e, oy riski taşını da taşıdığını da göz ardı etmeyelim. Yani illerde %5'lerde %7'lerde oy alabilir. Özellikle onun altında milletvekili çıkaran illerde onun altında özellikle hele 7'nin altında 7 ve 8 gibi olanlarda bu ittifak %10'un üzerinde mutlaka oy alması lazım. %10'un üzerinde oy alabilir mi? %10'un üzerinde oy alabilmesi kamuoyu araştırmalarına göre biraz riskli gözüküyor. O zaman bu oyların hepsi tabiri caizse siyaset diliyle yanacak oylardır. Ee, bunu Millet İttifakı ne kadar absorbe edebilir? E, bu üzerinde düşünülmeye ve tartışılmaya değer olmadı. Binaenaleyh de sonuca doğru gideyim. Şimdi böyle bir ittifakı gerçekleştiremezlerse ben tıpkı e, Demokrat Parti'nin CHP veya İyi Parti'de, Saadet Partisi'nin de gene aynı CHP ve İyi Parti'de e, listelerinde bir takım isimlerinin yer alarak seçime girebilmeleri gibi Deva ve Gelecek Partilerinde olabileceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan bu ittifakın bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını daha önemli buluyorum. Ve e, uzun zamandır e, bunu demokrasimiz adına çok ciddi bir zenginlik olarak görüyorum. Ve Allah'a şükürler olsun e, milletimize e, Millet İttifakı'nın adayları birbirinden farklı, seçenekli ve birden fazla aday adayı olarak isimleri geçen insanlar var. Bu bizim demokrasimizin artık e, karnının şişkinliğini indirmeye başladığını, demokrasimizin birbirine tahammül edebilirdiğini gösterdiğini ve birçok insanın, Başta belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları olmak üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan diğer Genel Başkan Akşener'e veya hatta Sayın İlhan Kesici'ye Varıncı'ya kadar yani adı geçen veya geçebileceğini pot düşündüğümüz potansiyel isimlere kadar ben Millet İttifakı'nın çok seçenekli olarak milletimizin karşısına e, çıkabileceğini ve e, milletin taleplerine uygun bir adayı çok sağlıklı bir şekilde getireceğini düşünüyorum. Asıl, asıl Türkiye'de Millet İttifakı'nı daha adayınızı çıkaramadınız <laughs> diye adeta siyaseten suçlamaya çalışıp bunu polemik yaptığını zanneden siyasi e, e, ne bileyim e, yani öngörüsü biraz e, çok dar olduğunu düşündüğüm onu iyi niyetle bakarak söylüyorum. Yoksa yani polemikle milleti kandırdığını Peki. çalışıyorlar demem. Onlara e, sözüm var. Niye? Daha Cumhur Adayı'nın ittifakı yok. Sadece Cumhur Adayı'nın ee, bir e, küçük ittifa e, ittifak üyesi sadece adayımız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek çok uzun zamandan beri kendisini bağladı. Yani Cumhur Sayın Tayyip Erdoğan kendisi bile adaylığı ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Ee, AK Parti'nin bütün yöneticileri bu konuda sadece yarım ağızla söyler gibi yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan daha iyi aday mı olabilir gibi sadece söylüyorlar ama üzerinde Fikir beyan eden, etmekten kaçınıyorlar. Çünkü değerli arkadaşlarımın da bu akşam da laf geldiği zaman birer cümleye de olsa işaret ettiği gibi anayasal şartlar buna imkan vermiyor. Üçüncü adaylığına imkan vermiyor. Ama biz Sayın Özal'dan beri maalesef <laughs> siyasal İslamcı anlayış içerisinde olanların kafalarının ardında böyle saklayamadıkları bir şey var bir kereyle anayasa delinmez veyahut da bez yaparız olur gibi bir mantığı bunu hep gördük yaşadık. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı söz konusu olduğu zaman kendisi isterse yani hiç böyle pervasız bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Peki. Ama e, evvela adayını bile çıkaramamış muhtemel adayları bile söz konusu olamayan asıl aday fukarası olan taraf Cumhur İttifakı'dır. Millet İttifakı bu konuda e, çok alternatifli çok milletin taleplerine hatta Sadece ekonomik ve siyasal taleplerine değil, aynı zamanda inançsal alanda, özgürlükler anlamında inanç ve değerleriyle ve mukaddesleriyle de bütünleşebilecek bir anlayışın içerisinde milleti bir araya getirecek, ötekileştirmeden yeni hedeflere koşturarak, 3. Bin, bin yıla yakışır bir hedefi ortaya koyacak, inkişaf ettirebilecek bir aday mutlaka çıkacaktır. Onun için ben bu işi yakın bir zamanda çıkarmalarının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bu, seçime doğru. Evet evet seçime doğru Babacan gitsinler. gitsinler. Babacan evet. demişti zaten. Yani İdeal olan Stratejik bir yol haritasını <laughs> uyguluyorlar. Bu stratejik yol haritasına ben Sayın Ali Babacan'ın e, biraz daha dikkatli ve e, tamam. Sayın Kılıçdaroğlu ile özellikle Akşener'in ve diğer isimlerin gösterdiği hassasiyete uygun bir hassasiyetle, naiflikle yaklaşması gerektiğini paylaşmak istiyorum. Tamam. Ee, İbrahim Kahveci sanki yani bu yapılan açıklamalara baktığımız zaman altılı masadan gelen açıklamalara baktığımız zaman bu işte kazanılacak şehre göre aday çıkarma, liste hazırlama falan da da yani yolun bu olması gerektiği konusunda da bir mutabakat var gibi görünüyor. Ee, bu da aşılacak bir mesele gibi görünüyor. Katılır mısınız? Bu bir sorun değil zaten yöntemle ilgili. Aslında yani ee, Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamaları… Ardından Sayın Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Taha yol, Elif Çakır'a yapmış olduğu açıklamalar, evet. devamındaki açıklamaları. Aslında aynı yöntemin bazı küçük tezahürleri, evet. bazı küçük şeyleri. Nüanslar falan. Evet. 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 Ee, yani burada Saadet Partisi, yani Temel Karamoğluoğlu, Saadet Partisi demeyeyim, Temel Karamoğluoğlu şahsi olarak e, bir üçüncü ittifak bahsederken, evet.